Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda elektrik süpürgesinin motorları hakkında bilgiler vereceğiz. Arızalar nasıl giderilir, rulman nasıl değiştirilir, bunları anlatmaya çalışacağız. Bu motorumuz arızalı, problemli. Birazdan arızasını da size göstereceğim. Sökmesi biraz teknik bilgi istiyor. Bu nedenle video önemli bir video. Şimdi üstten kabaca anlatayım. Şu kısım çıkarılıyor. Burası çıkarılıyor. Şurada vidalarımız var. Bunlar sökülüyor. Şurada bir vidamız var. Bunlar sökülüyor. Ancak bu şekilde girişmeyin. Çünkü vidaların dönüş yönleri vesairesi ters. Şimdi bakalım bunun arızası ne? Hazırsanız elektriği veriyorum. Gördüğünüz gibi rulman dağılmış. Öndeki rulman muhtemelen bayağı kötü durumda. Bundan dolayı aşırı gürültü yapıyor ve motor performansı tabii ki de düşük çalışıyor. Şimdi dağılmış. Nasıl sökülür? Parça parça, detay detay anlatacağım. Böyle çok detaylı bir video olacak. Şimdi öncelikli olarak şu kısmı çıkarmanız lazım. Burada şöyle bir sorun var. Yani burayı deforme etmeden çıkarmak çok zor. Buraya geçmeli. Şöyle bir tornavida koyarak tahta vesaire de kullanabilirsiniz. Şurada boşlukları vesaire oluyor. Bazen de olmayabilir. Neyse, buraya bunu koyarak arkadan vura vura, ya birisi tutacak ya mengeneye bağlayacaksınız. Böyle vura vura burayı açacaksınız. Bu şekilde. Neden tahta gibi bir şey dedik? Onlar daha az hasar veriyor. Ancak işlemi bitirdikten sonra bunu kapattığınızda yani buradaki deformasyon o kadar da önemli değil. Sonuçta hava almasın yeterli. Veya hava kaçağı olmasın. Vakum boşa gitmesin. Böyle dağılmaya müsait bir parça. Vurduğunuzda dikkat edin. Çünkü kırılma riski yüksek şu plastik kısımların. Bu şekilde çıkarttınız. Burada bir vidamız var. Bunu lokmayla açabilirsiniz. Derin kağızlı anahtarınız varsa o olabilir. 1/2. Bunları çıkarttığınızda da güzel bir temizlik yapın. Bu iç kısma giren pul. Buranın içerisi genelde pis oluyor. Güzel temizleyin. Suyla vesaire yıkayabilirsiniz. Sorun değil. Bunlar da keza aynı. Sonra şurada bir pulumuz daha var. Bunu çıkarıyoruz. Şurada bir kelepçe var. Yani kelepçe değil de bilezik diyelim. Bilezik var. Şurada vidalarımız var. Motorların dizaynları biraz farklı olabilir ancak birbirine aşırı derecede benzerler. Yani sökme çeşitleri, şekilleri hemen hemen aynı. Ufak nüanslar var. Mesela bunun pervanesi terse dönüyor. Yani bunu çıkartmak için bu tarafa çevireceksiniz. O şekilde açılıyor. Buradan bir penseden yardım alarak burayı tutacaksınız. Burayı da çevireceksiniz. Çok sıkı değil. Bu da çıkacak. Şurada iki tane vidamız var. Torx oluyor genelde. Değilse yıldız oluyor. Şimdi kömür değişimleri için ise şurada vidalarımız var. Onu da gösterelim elimizdeymişken. Mesela motoru hiç çalışmıyor. Böyle arıza da olabilir. Kömür bitmiştir ya da motor sargısı yanmıştır. Kömür bitmemiş olsa bile motor sargısı sağlamsa şu iç kısımlarında kömürün temas ettiği yerler var. Şöyle. Bunlarda kopma olur. Bakın şu üstten de gözükebilir. Kömürün takılı olduğu bu yerler koptuysa, dağıldıysa deforme oluyor.
Motor yine çalışmıyor çünkü kömürü görmüyor. Bu şekilde onu da tamir edebilirsiniz. Kömürün birisini takmayacağım. Şimdi ana sargı var. Yardımcı sargı var. Evet, ruman dağılmış. Rumanı çıkarmanın da yolu kolay, basit. Yani şuradan tutup böyle de çıkarabilirsiniz. Şunu da gösterelim. Burada bir tane bileziğimiz var. Bu şekilde içine oturuyor. Bunlar değiştirilirken ikişer ikişer değiştirilir. Tek değil. Yani şu alttaki de değişecek. Sağlam olup olmaması önemli değil. Sonra tekrar sökmek zorunda kalırsınız. Şimdi arkadaşlar ben bunu yapacaktım fakat vazgeçtim. Çünkü rotor yemiş. Bayağı bir incelme var. O yüzden buna rulman alıp takmak çok mantıklı değil. Rulmanları çektirmeyle de çıkarabilirsiniz. Şöyle altına bir şey koyup İki kenarda. Çekiçle vurarak da çıkarabilirsiniz. Vururken şuralara dikkat edin. Yani buraya çekiçle vurduğunuzda şu vida kısmını bozabilirsiniz. Güzel bir yağlayın. Yağladıktan sonra çıkarılabilir. Ancak çıkarmadan yeni rulman almayın. Çünkü çıkarırken yatağı vesaire bozarsınız. Yanlışlıkla çekiç buralara bir yere denk gelir ve çöp olur. O yüzden önce çıkarın. Çıkardığınız rulmanla gidin. Aynısını alın, değiştirin. 60-82 bunun numarası bir rulma. Şimdi şurayı da kontrol ettim. Burada da yenme var. Yemiş yani. Hani uğraşılır mı? Elektrik süpürgesi, motoru tamir edenler var. Bizim olmaz deyip de aman bununla kim uğraşacak deyip yüzüne bile bakmadığımız çamaşır makinelerinin kartlarını tamir edenler var. Bu işe şöyle bakılıyor. Sizin uğraşmanız, harcadığınız emek, zaman, para karşılığında aldığınız bu işi kurtarıyor mu? Tatmin olmak için yapıyorsanız evet şu bile ayağa kaldırılır. Bir tane bulursun bunlar. Alan parçalar dışarıda piyasada satılıyor. Rulmanlı vesaire takarsın. Toplarsın kalkar ayağa. Ancak verdiğin emeğin karşılığı olacak mı? 3 ay 4 ay sonra bozulur mu? Bir sürü risk var. Gerekirse rulman çıkartmak için çektirme aparatı almanız gerekebilir. Aldınız yaptınız o aparatı bir daha kullanacak mısınız? Tamir işlerle uğraşmıyorsanız kullanmayacaksınız. Kalacak öyle. Keyfi evde yapılır. Süpürgenizin motoru arızalı. Ben bunu tamirciye götüreyim. Motoru tamir etsin. Yani çoğu tamirci bu tamirle uğraşmaz. Yeni motor takar. Ya da kendiniz yeni motor alıp kendiniz takacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Yani anlatacak daha fazla bir şey yok. Videomu burada son veriyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.